Merhabalar Emre Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. İş hayatına başlayan mezun arkadaşlarımızla yaptığımız sohbette bugün de konuğumuz sizsiniz. Sevgili Yüksel Yeni Acun bizlerle. 2018 yılı mezunlarımızdan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezunsunuz. Ve tekrar teşekkür ederiz ki röportaj isteğimizi de kırmadınız, kabul ettiniz. Bu vaktinizi bize ayırdınız. Sevgili Yüksel Yeni Acun, biz ön bilgi olarak bu şekilde sizi konuşamadım bak. Mesela böyle tutukluk yapabiliyor. Tamam, Ben de yapabilirim muhtemelen. baştan başlayalım. Yüksel Hanım, merhaba. Merhaba Remzi Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Çalışma hayatına başlayan mezun arkadaşlarımızla yaptığımız röportajlar serisinde bugünkü konuğumuz da sizsiniz. Vakit ayırdınız ve kabul ettiniz. Desteğiniz için de teşekkür ederim öncelikle size. Ben teşekkür ederim Remzi Hanım. Peki siz kimsiniz? Bu programı izleyen arkadaşlarımız, öncelikle hemen sizden bahsedeyim. Yüksel Yeni Acun, 2018 yılı üniversitemiz mezunlarından ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı bitirdiniz. Ve şu anda da bir kolejde rehber öğretmen olarak görev yapıyorsunuz. Bu arada Alanya'dasınız. Alanya'daki sizin dışınızdaki diğer mezun arkadaşlarımıza da buradan selamlar gönderelim. Belki röportajın sonunda sizinle de belki tanışmak isterler, ziyaret edebilirler diye belirtelim. Evet. Önce. Zaten 2-3 arkadaşımla görüşüyoruz. Hani bizim okuldan yine klinik psikolojiden mezun olan arkadaşlarla. Süper, çok sevindim sizin adınıza. Yüksel Hanım, peki ben bu kadar bir giriş yaptıktan sonra biraz sizden dinlesek acaba neler söylerdiniz? Alanyalıyım. Şu an Alanya'da yaşıyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Sonrasında hemen Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını bitirdim. Bu süreçte tabii ki İstanbul'dayken çok fazla eğitimlerimi aldım. Hani Alanya'ya dönmeyi hep planlamıştım. Bilişsel davranış terapi eğitimleri, çocuk testleri, MMPI testler vesaire, hani olabildiğince kendimi geliştirmek adına bütün eğitimlerimi İstanbul'da aldım. Sonrasında Alanya'ya döndüm. Meslek olarak burada başladım. Ve şu anda bir kolejde dediğim gibi rehber öğretmen olarak görev yapıyorsunuz. Peki neden psikoloji diye sorsam? Özel bir sebebi var mıydı? Özel bir sebebi yoktu. Aslında ben 9. sınıfta biz bölüm seçiyorduk. O zaman mimarlık istiyordum ama sonra sayısal bana çok zor geldi ve ben hani eşit ağırlığa geçer geçmez ben psikolog olmak istiyorum dedim. Hani herkes hani eşit ağırlığa geçiyorsun, neden psikolojiye dediğinde ben çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyordum, çok keyif alıyordum. Hani çocuklarla çalışıp o zamanki tabii ki bilmiyorum hani mesleki olarak hiçbir şey, lise öğrencisi olarak çocuklarla çalışmak için psikolog olurum, çocuklar üzerine ilerlerim diye düşündüm. Bu sebeple psikolojiyi tercih etmiştim. Peki aldığınız eğitim tabii ki şu an sizin meslek hayatınıza kesinlikle katkısı vardır ama günlük hayatta birazcık ben sizi de tanımak istiyorum aslında. Bu alanda eğitim aldınız, evet, sonra çalışmaya başladınız. İnsanlar bazen şöyle etiketlendirebiliyor. Sen psikologsun ve hayatının her anında insanları dinlemek ve onlara destek olmak, bazı ipuçları vermek durumundasın gibi bir hale girebiliyorlar. Siz günlük hayatta bu imajı nasıl kırıyorsunuz ya da insanlara bunları nasıl gösterebiliyorsunuz? Bu imajı şöyle açıklıyorum direkt. Hani ben psikolog olarak kendi hayatımda sürekli yaşayamam. Hani ben ağlayamazdım. Ağlamak da bir duygudur. Normal bir duygudur. Hani sen benim arkadaşımsan hani ben sana tavsiye verebilirim ama psikoterapide tavsiye veremem. Hani bu şekilde direkt açıklamada bulunuyorum. Evet, hani dediğiniz gibi hani sen psikologsun. Hani atıyorum şu an beni nasıl görüyorsun? Hani ilk izlenimle hani bir şey söyleyemem. Biz bile danışanlarımızı 3. 4. seansta tanımaya başlıyoruz şeklinde. Hani net bir şekilde açıklama yapıyorum. Çünkü hani herkesin aklında şu oluyor. Psikologsun. Hani ona göre davran gibi. Ama hani psikolog da bir insan. Hani her insan gibi duygular inişli çıkışlı. Bizler de o duyguları yaşıyoruz. Zaten Türkiye'de hala şu var. Hani ilaç yazabiliyor musun gibi. O yüzden ben direkt açıklamada bulunuyorum net bir şekilde.
açıklayınca da insanların soruları cevaplanmış oluyor. Bazen sohbet ortamında ben de gözlemlerken denk gelmiştim buna. Özellikle de bu soruyu onun için sormak istedim. Genelde kadınlar arasında böyle sohbet ederken olabiliyor ama gizlilik durumunu bilmiyor olabilirler. Ve dediğiniz gibi bu işin bir de yasal boyutu var. Hani tek seferde 20 dakikalık bir sohbet içerisinde yapılacak bir durum değil. Sizin bakış açınızı öğrenmek istemiştim. Peki bir gününüz nasıl geçiyor? Çünkü bunu da şunun için soruyorum. En nihayetinde siz de insansınız ama insanların stresli durumları, üzücü durumları, karmaşık ruh halleriyle ilgileniyorsunuz. Ve belki bazı durumlar sizde bir çağrışım yapabilir, sizi de etkileyebilir insan olmanızdan dolayı. O durumları nasıl aşıyorsunuz kendi içinizde? Açıkçası şöyle yeni edindim spor alışkanlığını. Hani bu süreçte bana çok iyi geldi. Evet, hani pandemi daha yorucu oldu mesleki olarak benim için. İşten geliyorum, spora gidiyorum. Sonra vakit kalınca kitap okuyorum. Zaten test sürecinden sonra ben açıkçası kitap okumaktan böyle uzaklaşmıştım. Kitap okumaya yeni başladım diyebilirim. Hani bu 1,5 senedir falan. Test süreci gerçekten, çünkü makaleler oku, araştırmalar yap, zaten yazıyoruz. Hani böyle yazı görmek istemiyordum artık. O yüzden hani sporu edindim pandemi sürecinde. Hani atıyorum, size röportajdan sonra bile yürüyüş yapmayı düşünüyorum. Hani Alanya'nın çok güzel böyle bir sahili var. Günüm bu şekilde geçiyor. Yani o zaman biraz kendinize sosyal ortam yaratarak, kendi hobilerinizi geliştirerek, boş zamanları biraz daha farklı aktivitelerle değerlendirerek bu stresli durumdan uzaklaştırıyorsunuz. Bir de bizim üniversitemiz bu ilk Mart'tan sonra sürekli eğitimler attı. Hani Gökmen Hoca sürekli böyle linkler atıyordu. Onlara katılmaya çalışıyordum. Online süreci yani bir şekilde bizim okulumuz çok verimli geçirmiştir zaten. Ki mezunlara bile faydası oldu. Hani kaliteli bir ortam yaratmaya çalışıyorum diyeyim. Hani bu süreçte, pandemide. Güzel. Peki Yüksel Hanım, klinik psikoloji eğitimi aldınız ve şu anda da az önce söylediğim gibi rehber öğretmen olarak görev yapıyorsunuz. Ben ikisinin de farklı çalışma alanları olduğunu biliyorum. Ama birazcık kendinde klinik psikoloji mezunları, evet, rehber öğretmenliğini de içine alıyor ama genel anlamda çalışma alanları nedir? Klinik psikolojinin çalışma alanları, hani artık yasa gereği zaten klinik psikologlar sağlıkçı oluyor. Dolayısıyla hem kendi kliniğini açıp psikoterapist olarak da çalışma yapabilirler. Aynı zamanda özel hastanelerde çalışabilirler. Yine devlet hastanelerinde çalışabilirler klinik psikologlar. Sanırım psikologlar hastanede çalışamıyor bir psikiyatrist olmadan. Klinik psikolog olmak gerekiyor sağlık kurumunda çalışmak isteyenler için. Bu şekilde. Ama danışan almanın dışında farklı alanlarda da çalışabiliyorsunuz. Adli psikolog, endüstri psikoloğu, spor psikoloğu. Ben sadece klinik psikoloji olarak anlattım. Tabii ki hani ben zaten kendi staj deneyimim çok fazla. Yani adliyede staj yaptım, İstanbul'da okullarda yaptım, yine devlet hastanelerinde yaptım. Tabii ki endüstri psikolojisi de var, bu alanda yapmadım. Psikoloji çok geniş bir alan olduğu için gayet geniş bir meslek. İnsanın Hani olduğu her alanda tabii ki buna da ihtiyaç var. Bu arada benim hani şahsi fikrim diye söyleyeyim. Çok çok önemli mesleklerden, bana göre çok çok önemli mesleklerden bir tanesi. Çünkü beden rahatsızlandığı zaman evet ilgili doktora gidebiliyoruz ama bedeni de ayakta tutabilmek, takdir edersiniz ki, ruhtan geçiyor. Kesinlikle. Yani evet, herkes sağlıklı günler diliyorum buradan ama öncelikle ruh sağlığı her şeyden önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Peki bir sonraki soruyu şöyle sorsam, hazır böyle iş alanlarına geçmişken, kendi iş hayatınıza geçiş günlerinizi biraz hatırlıyorsunuzdur sanırım. O günlere biraz neler söylersiniz? Ben mezun olunca hani yüksek lisanstan Alanya'ya geldim ve o zaman bir tıp merkezinde işe başlamıştım. Tabii ki çok keyifliydi. Hani çok güzel vakalar gördüm. O size anlattığım durum, hani orada bir psikiyatrist olmadığı için ben klinik psikolog olarak orada çalışmaya başladım. Hani o size anlattığım psikolog olarak çalışma kısmını o zaman öğrenmiştim. Sonrasında açıkçası çok tatmin olmadım. Çünkü hani vaka olarak çok sayılı görüyordum. Çünkü tıp merkezi olduğu için
Çok da bilinmiyordu. Hani ben yeniydim, tıp merkezi yeniydi. Kendimi de hani geliştirmek istiyordum. Çünkü Üsküdar Üniversitesi bana çok şey kattı ve hani eğitimlerle beraber İstanbul'da çok tempolu bir hayatım varken alanda böyle haftada 5, 6, 7, 8, 10 danışan. Zaten danışanlar çok normal bir şekilde drop olduğu oluyor. Rehber öğretmen olarak bir işe başvurayım dedim. Bir okula başvurdum, kabul oldum. Oradan devam ettik. 1,5 senedir devam ediyoruz aynı kurumda. Peki, birazcık da iş görüşmesi tecrübelerinizden faydalanmak isteriz biz. O an nasıl geçti? O stres ya da heyecan var mıydı? Varsa nasıl baş ettik? Evet. Ya da ortam nasıldı? Evet. Tıp merkezi iş deneyimim hani çok rahat geçmişti. Hani tabii ki heyecanlıydım ama hastane sahipleri zaten o tıp merkezinin doktorları olduğu için çok da psikolojiyle alakalı bilgisi yoktu o kişilerin. Tamam alalım dendi ama yine bir heyecan vardı. Ama esas heyecanım özel okula başlarken oldu. Çünkü hiç iş deneyimim yok ve zaten rehber öğretmenler okulda bir iki tane var. Hani bana da sorarlar hani klinik psikoloji neden diye düşündüm. İş başvurusuna gittiğim okul zaten kurucuları, eğitimciler benim dershaneden matematik ve Türkçe hocalarımdı. Hani samimi bir ortamdı. Fakat hani yine aynı soruları soracaklar. Ben ama CV'mi onlara gösterdiğim zaman onlar bana hani şunu söyledi. Gerçekten kendini geliştirmişsin dediler. Hani farklı farklı alanlarda staj yaptım. Çünkü hatta İstanbul'da özel bir kurumda bir stajım olmuştu, formasyon stajı. Onlar bana sordu, "Aa, bu okul nasıldı? Neler yaptınız orada?" diye. Hani stajın ve eğitimlerin çok etkisi oldu iş görüşmemde. O beni rahatlattı. Güzel bir iş görüşmem olmuş yani. Herkes inşallah bu şekilde bir güzel iş görüşmesi olur. Anladığım kadarıyla şu an keşke şunu şöyle yapsaydım ya da şöyle davransaydım ya da şu soruya şu şekilde cevap verseydim gibi bir keşkeniz yok anladığım kadarıyla. Evet, keşkem olmadı. Daha önceden tanıdığım için tıp merkezinde de keşkem olmadı. Çünkü evet daha böyle NP gibi atıyorum bir psikolojinin hakim olduğu bilindiği bir ortam olsaydı hani bana sorarlardı ama benim karşımdaki kişiler bilişsel davranış terapi eğitimini aldım dediğim zaman tamam kişilerdi. Bu şekilde. Gayet sizin için stressiz ve mutlu Evet. yıllardı sanırım. Peki birazcık da bu alanda yani sizin gibi rehber öğretmen olarak meslek hayatına devam etmek isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı olsun diye soruyorum. Özgeçmişte dahil olmak üzere şu an neler tavsiye edersiniz onlara? Rehber öğretmenlere tavsiyem açıkçası hani psikolojiyle rehber öğretmen açıkçası benim gözümde ayrı değil. Çünkü biz yaşam boyu bir eğitim alıyoruz. Onlar 18 yaşa kadar bir eğitim alıyor. Hani formasyona ben bu açığı kapattığımı düşünüyorum. Ama tavsiye olarak kesinlikle kendi çalışacakları yaş grubuna uygun eğitim almalarını öneririm. Mesela ben şunu söylediğim zaman iş görüşmemde ben ergenlerle çalışmaktan çok keyif aldım. Ergenlerle çalışırken hani şu şunları yapabiliriz işte atıyorum sınav kaygısıyla şu çalışmaları yapabiliriz diye söylediğim zaman hani bizim de bunu söyleyen olmamıştı daha önce. Nereden biliyorsunuz dediklerinde ben eğitimini aldım. Hani o yaş grubuna uygun alınan eğitimler çok önemli. Gerçekten ben bunu işverenlerimden de duyduğum için tavsiyem budur. Bu birazcık daha hani kendini mesleki anlamda beslemek diyeceğim. O çantaya birazcık bir şeyler Kesinlikle. koyabilmek, bilgi birikim vesaire. Eğitim. Evet. O görüşme esnasında kişiye bir özgüven de sağlıyor olsa gerek. Tabii ki, tabii ki. Ve sizin bana göre şu Kesinlikle an... haklısınız. Buyurun. Sesiniz gitti, duyamadım. Şu an bir başka yaptığınız artı bir şey de evet bu özgüvenli davranışın dışında ne istediğini bilerek hareket etmek. Ben yetişkinlerle çalışmak Kesinlikle. aldım. Buna geçmişimde de örnekler var zaten ve bu şekilde devam etmek istiyorum demek de artı puandır. Evet. Kesinlikle. Bu arada ilk sorunuzda ben demiştim yani çocuklarla keyif alma, pardon, vakit geçirmekten çok keyif alıyorum diye. Çocuklardan yetişkine yönelmemi sağlayan bizim okulda gözlemlediğim süpervizyon dersleri oldu. Hani bir de test sürecim oldu. Evet yine ben çocuklarla ilgili tez yazmak istiyorum. Çocuklar üzerine eğitim almak istiyorum.
Sonra süpervizyonda bakıyorum hani oyun terapisini getiriyorlar. Hiç ben keyif almıyorum. Hani yetişkin vakaları görüyorum. Ya hani ben acaba yetişkin psikoterapist mi olmalıyım dedim. Test sürecim de beni çocuklardan yetişkine kaydırdı. Hani bizim okulun o yüzden gerçekten süpervizyon derslerinin olması benim o çocuktan yetişkine geçmemi daha doğrusu yol gösterdi bana. Birazcık burada tabii kendinizi tanımanız da gerçek anlamda Evet. olarak mesleğinizi yapıyor olmanız da çok büyük fayda sağlıyor. Hı. Tabii ki. Ben yine bugünlere ait bir soruya dönmek istiyorum o zaman. Şimdi Tabii ki. öğretmen olarak görev yapıyorsunuz. Bazı halkımızda doğru bilinen yanlışlar söz konusu olabiliyor. Hı Rehber hı. öğretmen unvanıyla görev yapıyorsunuz ama yasal olarak öyle ortamlarda danışan almak durumunda değilsiniz. Hı. O konuya biraz değinirsek, rehber öğretmenin görev tanımlarını biraz daha sayenizde öğrenebilir miyiz acaba? Evet. Rehber öğretmen çocukların kişisel gelişimine destekte bulunan, mesleki yönelimlerine yol gösterici olan, herhangi bir zorlukta onlara yardımcı olan, okulda onlara her zaman olmasa da yani okul ortamında onlara destekte bulunan bir kişi. Süper. Peki siz de takdir edersiniz ki mesleklerin o mesleği yapan insandan istediği bir takım yetkinlikler, özellikler, karakteristik özellikler de bekler. Hı Rehber hı. öğretmen olacak olan kişi ya da işte niyetli o yolda ilerlemek istiyor. O meslek nasıl özellikler ister bir insandan? Hangi yetkinlikleri ister? Hangi becerileri ister? Özellikle sabır istiyor. Çünkü sadece sizin karşınızda öğrenci olmuyor. Onun velisi oluyor. Hani anne ve babası hani bir öğrenci üç kişi demek oluyor. Sabır çok önemli bu meslekte. Özveri çok önemli. Çalışmak çok önemli. Çalışmak derken siz çalışırken mesela eve gelince aklınızda o öğrenci kalıyor. Hani atıyorum o dersi nasıl da hocasını araya hani soruyorsunuz hani ister istemez akşam 9'da 10'da bile olsa hani gerçekten bu biraz içten gelmesi gerekiyor. Bu saydığım özellikler bir insanda olunca bence çok güzel bir rehber öğretmen olabilir. Nitelikli ve dolu dolu Evet, meslek kesinlikle. sanırım. Peki Kesinlikle. artı ve eksi şeklinde değerlendirsek, şimdi siz bunları anlatırken, bu bilgileri verirken bize, evet iyi niyet, insan sevgisi, sabır vesaire gibi özellikleri gördük, onu hissettirdiniz. Bir de şöyle bir eksi durum hissettim anlattıklarınızdan. Zamanı yok sanırım bu mesleğin ya da bu pandemi dolayısıyla mı böyle? Dediğim gibi ben 1,5 senedir çalışıyorum. Geçen sene ilk dönem bu kadar değildi ama pandemiden sonra hani bizler okula gitmedik, online eğitim süreci oldu. Dediğiniz gibi vakti yoktu. Çünkü sürekli telefonlarla iletişim kuruyorduk. Evet hani ben Zoom üzerinden velilerle, çocuklarla toplantı yapıyordum ama açıkçası çocuklar o toplantıya katılmıyordu. Atıyorum telefon arıyorum, tamam hocam, tamam hocam diyordu ama veliler açısından zamansız oldu. Deneyimim daha fazla olsaydı buna belki cevap verebilirdim ama ilk başladığım 5 ayda bu kadar değildi. Anladım. Bu sanırım birazcık da süreçle de alakalı olsa gerek. Evet, kesinlikle pandemi sürecinin getirdiği bir durum Evet, oldu. Yüksel Yeni Ajan'ın çok güzel sohbetiniz gerçekleşiyor. Verdiğiniz bilgiler de çok hoş. Yalnız ben şunu merak ediyorum. Bu meslekte ilerleyen bir insan olarak bir 5 yıl sonra Yüksel Hanım kendini nerede görür? 5 yıl sonra kendimi açıkçası sabır gerekli dedim ama bu sabrım 5 yıl devam eder mi bilmiyorum hani rehber öğretmen olarak. 5 yıl sonra ya iki seçenek var benim için. Ya kendimi klinik psikolog olarak mesleğimi yapıyor olarak görebilirim ya da rehber öğretmen olarak devam etmiş ve çok daha iyi konumda görebilirim. Şu an biraz sanırım ilerleme aşamasındayız o süreç içerisinde. Evet, hani 1,5 sene olduğu için hani çünkü klinik psikolojiyi de çok seviyorum. Severek okudum. Klinik psikolog olarak da çalışmayı isterim. Bunun için sordum. Evet, klinik psikoloğun tadını aldınız. Bir de rehber öğretmen Evet. tadını aldınız. İkisini de biliyorsunuz. Hı.
hangisi öne çıkar acaba diye birazcık da meraktan sormuştum ama Evet. şu an tam net bir şey olmasa gerek. Evet, hani dedim 1,5 sene oldu pandemi süreci, bir de tam arkasına denk geldi. Çok yorucu bir süreç oldu benim için. Yorucu ama tabii ki çok keyifli. Yani dediğim gibi hala ben şu an telefonumda şu an baksam velilerden mesaj gelmişti. Hani atıyorum ben birazdan bir hocayı arayabilirim, kafama takılı. Evet, çok keyifli. Çünkü hani meslek etiği de olduğu zaman hani bırakamayabilirim belki. Ama klinik psikoloji hani böyle hani atıyorum körelmek istemiyorum o konuda da. Hani bir antidepresanın adını unuttuğum zaman kendim özellikleri neydi, yan etkileri neydi, kendimi körelmiş hissediyorum. Tabii ki orada da sonuçta o da sizin alanınız. Evet. Sevgili Yüksel Hanım, çok çok teşekkür ederiz. Çok Ben çok teşekkür ederim Remzi Hanım. gerçekleşti. Bu arada tanıştığımızda da çok çok memnun Ben oldum. de çok memnun oldum. Biz sizlere daha fazla vaktinizi almayalım o zaman. Hem iş hayatınızda, Estağfurullah. özel hayatınızda başarı ve mutluluklar dileyelim. Çok teşekkür ederim Remzi Hanım. Alanya'ya da kocaman selamlar. Ben de İstanbul'a çok selam gönderiyorum. Çok özledim. En kısa zamanda görüşmek üzere diyelim o zaman. İnşallah, inşallah Remzi Hanım. İyi günler. İyi günler.